Herkese merhaba, Elif Beğenmiş ben. Sonunda kitaplığımın karşısında bir video çekmeye karar verdim. Bu video sizlerle kitap okumaya yeni başlayan insanların keyifle okuyabileceği, sıkılmadan okuyabileceği, çünkü yeni başlayan insanlar çok çabuk sıkılabiliyorlar. Kalın bir kitaptan veya yanlış bir kitaptan veya çok fazla akıcı olmayan bir kitaptan başladığınız zaman bu sizin için bir keyif olmaktan öte ızdırap olabiliyor. Bu bence çok önemli. İlk başta alışkanlık edinirken kitap okumayı. Kitap okumanın tadına varabilmek için daha kısa sürede biten ve daha kolay anlayabileceğiniz kitaplar olması çok önemli. Dilinin daha yalın olması çok önemli. Kitap okumanın tadına alabilmeniz için keyifle bir solukta okuyacağınız kitaplar olması ilk zamanlar açısından bence çok daha önemli, çok daha işinize yarar olacaktır. İlk bahsetmek istediğim kitap Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi. Bu bence Marquez'e başlamanız için doğru kitaplardan birisi. Ben ilk 100 yıllık yalnızlığı okumuştum ve o biraz ağır gelmişti bana. Çok zor ilerliyordu ve isimler çok fazla aynı olduğu için çok fazla karıştırıyordunuz. Zaten kitabın başında bir soy ağacı vardı. Ben anlayamamıştım neden bu var ama okudukça anlamıştım o soy ağacının ne işe yaradığını. Fakat çok güzel, çok özel bir kitaptı ama zamanı o değildi. Yani ilk olmaması gerekiyordu bence. Bu yüzden siz onu tavsiye etmiyorum. Size Kırmızı Pazartesi'ni tavsiye ediyorum. Bu çok keyifli, çok güzel bir kitap. Severek okuyacaksınızdır bence. Ve bundan sonra Marquez'in dilini biraz daha iyi anlayıp yavaş yavaş kalemine alışıp diğer kitaplarına başlayabilirsiniz. Sonrasında bahsetmek istediğim Stephen Zweig'den Satranç kitabı. Bu yazarın ölmeden hemen önce bitirdiği bir kitap. En meşhur ve en çok sevilen kitaplarından bir tanesi. Ben de ilk bunu okumuştum ve çok beğenmiştim gerçekten. Ve etkileyici de bir kitap. Bu yüzden bunu da tavsiye edebilirim. Çok kısa sürede bitirebilir ve hakikaten etkilenmiş olarak kitabı rafa kaldırabilirsiniz. Daha sonra tavsiye edebileceğim kitapsa biraz daha gerçeklik payı olan bir kitap. Nicola Barbaro, 1453 Konstantinopol Kuşatma Güncesi. Bu kitabı ben Ahmet Ümit'in Sultanı Öldürmek adlı kitabında görmüştüm. Orada tavsiye ediyordum kitabı. Ben de merak edip alıp okumuştum. Biz İstanbul'u fethederken İstanbul'da yaşayan, Konstantinopol'de yaşayan Venedikli bir gemi doktorunun günlüğü var içinde. Kaleme aldığı günlüğünü okuyor oluyorsunuz. 90 günlük kuşatma boyunca içerideki insanların korkularını, telaşlarını, yaptıklarını anlatıyor. Kuşatma gerçekleştikten bir süre sonrasını da anlatıyor. Bence çok farklı bir bakış açısı sağlıyor size. Ben şahsen keyifle okumuştum, biraz da üzülerek okumuştum ama tavsiye ediyorum. İnsanın merak duygusunu kabartan bir kitap olduğu için keyifle okuyacağınıza inanıyorum. Sonrasında tavsiye edeceğim kitapsa Livaneli'nin en şirin kitabı bence, Son Ada kitabı. Yani Livaneli'nin birçok kitabını okudum, çok güzel kitapları elbette var ama en keyifli, böyle en gülümseyerek okuyacağınız ve çok gözünüzde canlandırdığınız keyifli bir kitap. Şu an biz kış ayındayız ama yaz mevsiminde okuması daha da keyifli olabilir. Yine bir solukta okuyabileceğiniz, güzel dersler veren bize, ne yaparsak sonucunda ne olur bunu gösteren kitaplardan bir tanesi. Bunu da keyifli okuyacaksınızdır. Sonrasında yine Livaneli'den Yaşar Kemal'i anlattığı Gözüyle Kartal Avlayan Yazar adlı kitabı. Yeni kitap okumaya başlayan bir insan için çok faydalı olacak. Şöyle ki bu kitabı okuduktan sonra Yaşar Kemal'i çok iyi tanıyorsunuz. Kişiliğini çok iyi tanıyorsunuz. Hayatı hakkında çok fazla şey öğreniyorsunuz. Ve hemen gidip Yaşar Kemal'i okumak istiyorsunuz. Ben bu kitabı bitirdikten sonra yaklaşık 8-9 tane Yaşar Kemal kitabı aldığımı hatırlıyorum. Birçoğunu çok keyifli okudum. Bekleyenler var hala. Hatta bu taraf Yaşar Kemal külliyeti. Gerçekten çok faydalı bu anlamda. Çünkü merak uyandırıyor sizde ve gidip bir sonraki adımı atmanızı sağlıyor. Bir sonraki adımda gidiyorsun, Yaşar Kemal kitabı alıyorsun. Çok güzel, çok değerli bir kitap bence. Bir tane de tabii Yaşar Kemal kitabı tavsiye ediyorum size. Yine çok keyifle okuyabileceğiniz kitaplarından bir tanesi Allah'ın Askerleri. İstanbul'un çeşitli semtlerinde sokak çocuklarını gözlemliyor ve onların hikayelerini bizlerle paylaşıyor. Gerçekten çok insanın içine dokunan bir kitap. Biliyoruz ama işte dediğim gibi göz ardı ediyoruz çoğu zaman veya unutuyoruz veya çok fazla önemsemiyoruz. Bir şeyler oluyor ve onlar bizim hayatımızda çok önemli olmuyor. Ama
Bu kitaplar sayesinde bence biraz daha vicdanımızın sesi yükseliyor. Belki biraz daha yardımsever, belki biraz daha özenli, ilgili insanlar olabiliyoruz. Bu anlamda bu da çok keyifli bir kitap bence gerçekten. Ve benim en sevdiğim yazar. Ondan bir kitap tavsiye etmezsem olmaz tabii ki. Herkesin bildiği Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali benim gerçekten çok sevdiğim bir yazar. Onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi zaten planlıyorum. Kürk Mantolu Madonna'yı bence herkes okumalı. Herkes okumuş olmalı bunu hayatım boyunca. Bu yüzden çok keyifli okuyacağınız, asla sıkılmayacağınız ve akıcı, dili de çok zaten anlaşılabilir bir kitap. Şiddetle tavsiye ediyorum. Sonrasında Yekta Kopa'nın Aile Çay Bahçesi. Bu çok keyifli bir roman. Çok keyifli okuyacağınız ve dışarıda karşılaşabileceğiniz türde insanlar var içinde. Yani hayatımızda çok fazla örnekler görüyoruz buradaki örnekler gibi. Yekta Kopan'dan okuduğum ilk kitaptı bu benim için. Yekta Kopan'ı çok severim. Videolarını da izliyorum. Bundan sonra başka kitaplarını da alıp okumuştum. Bunun da çok keyifli okuyabileceğiniz bir aile hikayesi aslında anlatılıyor bu romanda. Standart bir ailenin başına gelen olaylar, dışarıda da çok kolay karşılaşabileceğimiz bir hikaye. Ama çok keyifle okuyorsunuz ve güzel mesajlar da var içinde bence. Çok satır aralarında güzel mesajlar olan bir kitap. Sizi asla sıkmayacak ve kitap okumanın tadına vardıracak kitaplardan bir tanesi. Sonrasında tavsiye etmek istediğim ise yine çok sevdiğim kadınlardan Aslı Erdoğan, Kabuk Adam. Aslı Erdoğan'ın aslında Kırmızı Pelerini Kent isimli kitabı çok meşhur, çok fazla seviliyor. Fakat ben en çok Kabuk Adam'ı beğendim. Tabii ki Kırmızı Pelerini Kent'i de okudum. Başka kitaplarını da okudum ama en çok Kabuk Adam'ı beğendim. Ve hep bir mucize olsun diye bekleyerek kitabı bitirdim. Ama mucize olmuyor. Ama keyifle okuyabileceğiniz gerçekten güzel bir kitap. İki tane de son zamanların popüler yazarlarından birisi Ali Yedar, Z Raporu. Bu da keyifli, içinde kısa hikayeler olan bir hikayeyi okuyup kapatıp sonrasına devam edebileceğiniz, sizi hiç yormayan, yazarın kendi iç dünyasını bence çok fazla anlatıyor bu hikayeler. Ve bence kendi başından geçen birkaç hikayesi de var içinde. Bence çok severek okuyacaksınız bundan. Sonrasında bahsedeceğim kitapsa Sinem Sal'ın Dank kitabı. Bu da çok keyifli okuyabileceğiniz, içinde kısa hikayeler var. İsmi bence çok doğru olmuş çünkü hikayeleri okuduğunuzda fark ediyorsunuz ki aslında orada olanlar gerçekten bildiğiniz, her an başınıza gelebilecek şeyler. Fakat önemsemediğiniz, göz ardı ettiğiniz, düşünmediğiniz konular, olaylar. Okuyunca gerçekten dank ediyor bir kez daha. Bu yüzden keyifli okuyacağınıza inanıyorum. Benim tavsiye edeceğim kitaplar tabii ki çok daha fazla olabilir ama ilk adım olarak, ilk başta, yola çıkarken, okuma serüvenine başlarken bu 11 tane kitaptan bence başlayabilirsiniz. Gerçekten sizi asla sıkmayacak, çok keyifle okuyacağınız ve gerçekten kitap okumanın o keyfine varacağınız kitaplar bunlar. Umarım keyifle okursunuz ve bunların arasında okuduğunuz varsa onlarla ilgili fikirlerinizi yorum olarak yazarsanız bence faydalı olacaktır. Veya sizin tavsiye edebileceğiniz başka kitaplar varsa yeni okumak isteyen insanlara tavsiye edebileceğiniz. Çünkü benim normal hayatımda bu çok başıma geliyor. İnsanlar gerçekten kitap okumayı istiyorlar ama nereden başlayacağını bilemiyorlar. Bu benim de başıma geliyordu. Tahminim bir 6 sene önce mesela bir kitapçıya gidiyordum. Ne alacağımı bilmiyordum. Alıp okuyamamak gerçekten çok kötü oluyor. Çünkü kitap okuma hevesinde kırılmış oluyor. Fakat doğru kitaptan başlarsan bunun arkası muhakkak geliyor. Ve sıkılmadan, keyifli, o tadı alarak okumak çok değerli. Bu yüzden insanlara bu konuda yardımcı olmak bence çok değerli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.